Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı ile ilgili yapılan bir etkinlikte Güneş el feneri, dünya ise defter ile temsil edilmiştir. Bu etkinlikte defter ışık kaynağı ile arasında mesafe değiştirilmeden, masayla bağlantısı kesilmeden, masanın yüzeyi ile arasında oluşan açı değiştirilerek sırasıyla K, L, M pozisyonlarına getirilmiştir. Açı her değiştirildiğinde defterin aydınlanan kareleri sayılarak aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Yapılan bu etkinlik ile ifadelerinden hangileri kanıtlanabilir? Birinci e, ifademiz şu. Işınların geliş açısının değişmesi e, güneşin değil dünyanın hareketi sonucudur. E, bu ifademiz doğru çünkü burada güneşi temsil eden el fenerinin yeri değişmiyor ama dünyayı temsil eden defterin konumu K'dan L'ye L'den M'ye doğru değişiyor. Dolayısıyla bu etkinlik ile bunu kanıtlayabiliriz. İkinci ifademiz aydınlanma alanı güneş ışınlarının geliş açısına göre değişir. K'dan L'ye L'den M'ye defterin konumu değiştikçe aydınlanan karelerin sayıları da giderek artmıştır. Dolayısıyla bu ifadeyi de bu deney ile kanıtlayabiliriz. 3. Güneş ışınlarının geliş açısı birim yüzeyin sıcaklığını değiştirir. Burada herhangi bir sıcaklık ölçümü ile ilgili bir işlem yapılmadığı için mesela termometre kullanılmadığı için bu ifadeyi kanıtlayamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Eksen eğikliğinden dolayı dünyanın farklı bölgelerinin birim yüzeyine gelen ışık miktarı değişir. Birim yüzeye gelen ışık miktarı çok olduğunda sıcaklık fazla, az olduğunda ise sıcaklık düşüktür. Buna göre ifadelerinden hangileri verilen bilgiye örnektir? 1. Ee, evin salonu sabahleyin güneş ışığını doğrudan aldığında sıcak olurken öğleden sonra sıcaklığı düşer. Bu ifademiz sabahleyin güneş ışığını doğrudan aldığında yani ışık miktarı çok olduğunda sıcaklık fazla. Işık e, miktarı az olduğunda ise yani öğleden sonra ise e, sıcaklık azdır. Dolayısıyla bu ifademiz e, bu örneğimiz bilgiyi doğruluyor. İkinci Yanan bir şöminenin karşısında oturan kişi sıcaktan rahatsız olurken şöminenin köşesine doğru oturduğunda rahatlar. Tam karşısındayken e, şöminenin tam karşısında oturan kişi e, ışık miktarını e, çok alır. Dolayısıyla sıcaklık fazladır. Köşeye doğru gittiğinde gelen ışık miktarı azalacağından e, sıcaklıkta ne yapar? Düşer. Dolayısıyla bu örneğimiz de ifadeyi e, örneklendiriyor. Doğru. 3 Bir masa lambasıyla aydınlatılmış masada Lambanın altında duran kalem, masanın e, kenarında duran kalemden daha sıcak olur. Lambanın karşısında duran kalem. E, lambadan gelen ışıktan dolayı sıcaklığı artacağından e, Lambanın e, ışığının az geldiği yerdeki kalemden daha sıcak olacaktır. Dolayısıyla bu örneğimizde bilgiyi e, doğruluyor. Dolayısıyla üçüncüyü de alıyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani D seçeneği oluyor. K, L ve M şehirleri oğlak dönencesi, yengeç dönencesi ve ekvator üzerinde bulunmaktadır. Aşağıda bu şehirlerde bir yıl boyunca birim yüzeye aynı saatlerde düşen güneş enerjisi miktarını gösteren grafik verilmiştir. Aynı saatlerde düşen grafik verildiğine göre öğle saatleri, sabah saatleri, akşam saatleri olarak düşünebiliriz. Ee, verilen grafiğe göre K, L ve M şehirleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi verilen bilgiye göre önce bir basitçe dünyamızın şeklini çizelim. Ee, biri ekvatordaydı. Bu ekvator çizgimiz olsun. Ee, bir noktamız yengeç dönencesi üzerindeydi. Bir noktamız da oğlak dönencesi üzerindeymiş. Dolayısıyla e, grafikteki bilgileri değerlendirerek K, L ve M'yi Bunları yerleştirmeye çalışalım. K'mız Haziran ayında e, düşen enerji miktarı en fazla olduğuna göre K'mız yengeç dönencesi üzerinde. Haziran ayında en e, az enerji miktarı e, M'de olduğuna göre demek ki M'miz K'nın tam tersi e, yarım kürede yani oğlak dönencesi üzerinde bulunacak. M'miz e, bakıyoruz yılda iki kez enerji miktarı e, yükselmiş. Dolayısıyla yani birbirine yakın enerji miktarına sahip. Dolayısıyla bu da L'mizde ekvator üzerinde bulunacak. Verilen grafiğe göre bu bilgileri yerleştirdiğimize göre seçenekleri okuyarak cevabımıza ulaşalım. D seçeneğiyle başlıyorum. M şehrine 21 Aralık'ta güneş ışınları dik olarak gelir diyor. 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik açıyla geleceğinden bu ifademize buradan ulaşıyoruz. M çünkü oğlak dönencesi üzerindeydi. C seçeneğimiz güneş ışınları L şehrine yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla gelir. Zaten biz L'yi ekvator üzerine yerleştirmiştik grafikteki bilgiye göre. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. B seçeneği K ve M şehirlerine yıl boyunca gölge boyu değişimi birbirinin tam tersidir. Şimdi gölge boyu değişimi birbirinin tam tersi olması için birinin e, yengeç dönencesi üzerinde, diğerinin oğlak dönencesi üzerinde olması gerekiyor. K yengeç dönencesinde, M oğlak dönencesinde olduğuna göre bu ifademize de ulaştık. A yıl içinde en uzun gece K şehrinde yaşanır. Bununla ilgili e, bir ifadeyi bu grafikten ulaşamayız. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Bir öğrenci dünyanın güneş etrafındaki konumlarına ait aşağıdaki görseli incelemiş ve bazı hatalar bulmuştur. Buna göre öğrencinin aşağıdaki önerilerinden hangisini yapması ilgili konumdaki hatayı ortadan kaldırır? Şimdi öğrencinin fark etmiş olduğu hatalardan önce bu görseli bir yorumlayalım. Şimdi birinci görselimizde dünya e, e, eksen eğikliğine sahip çizilmiş. İkinci görselimizde de dünya ekseni eğikliğine sahip çizilmiş. Ama üçüncü görselimizde dünya ekseni eğikliğini e, böyle sanki sola doğru çizilmiş. Dolayısıyla aslında şu şekilde olması gerekiyordu. E, kutup noktalarının buralarda olması gerekiyordu. Öncelikle bunu tespit edelim. Dördüncü konumda da yine aynı şekilde e, eksen eğikliğini şöyle sağ yatık olarak çizilmesi gerekiyordu. Buradaki sıkıntılar bunlar. E, dolayısıyla e, şimdi buralardaki tarihleri yazacağız. E, bizim birden başlayalım. Birinci konumumuz normalde 21 Haziran. E, i̇kinci konumumuz e, 23 Eylül. Üçüncü konumumuz 21 Aralık. Dördüncü konumumuzda 21 Mart olacak. Dolayısıyla 21 Haziran'da e, Kuzey Yarımkürede yaz Güney Yarımkürede kış yaşanıyor. İkinci durumda 23 Eylül'de Kuzey Yarımkürede sonbahar sonbahar Güney Yarımkürede ilkbahar olacak. Üçüncü durumda Kuzey Yarımkürede kış Güney yarımkürede yaz. 21 Mart'ta da e, kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar yaş yaşanacak. Dolayısıyla e, burada 3. konumda dünya güneşe yakın olduğu için, 3. konumda dünya güneşe yakın olduğu için güneş ışınları kuzey yarımküreye daha eğik gelecek şekilde çizilmelidir diyor. E, çünkü daha eğik çizilmeli, evet doğru. Ee, üçüncü konumda e, 21 Aralık ve güneş ışınları e, kuzey yarım küreye en eğik e, açıyla gelecek. Dolayısıyla e, bu ifadeyi e, düzeltirsek hatayı da düzeltmiş oluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak dünyada Gece ve gündüz süreleri farklılık gösterir. Aşağıda farklı yarım kürelerde olduğu bilinen P ve S şehirlerinin belirli tarihlerdeki gündüz ve gece sürelerinin karşılaştırılması verilmiştir. Verilen bilgilere göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Öncelikle dünyamız üzerinde P ve S şehirlerinin hangi yarım kürelerde olduğunu göstermek için basitçe bir dünya modeli çizmiş olduk e, 22 Eylül ve 22 Mart'taki gündüz ve gece süreleri verilmiş bize tabloda. biliyoruz ki biz 23 Eylül ve 21 Mart Ekinoks tarihleridir. Yani gece ve gündüz kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede gece ve gündüz daha doğrusu dünyanın her tarafında gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Dolayısıyla 22 Eylül 23 Eylül'den bir gün önce 22 Mart'ta 21 Mart'tan bir gün sonra bunları değerlendirirken şöyle düşüneceğiz. 21 Mart'tan itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri uzamaya gece süreleri de kısalmaya başlıyor. 22 Mart'ta ee, S şehrinde gece süresi P şehrine göre daha fazla ise yani geceler uzamaya başladıysa S şehri nerededir? Güney yarım kürede. P şehri de nerede olacak? Kuzey yarım kürede olacak. Dolayısıyla eksen ekliğimizde çizelim. Buna göre değerlendirirsek ee, S şehrinde 21 Aralık'tan itibaren birim yüzeye düşen enerji miktarı artar diyor. Sey şehrine ne zamandan itibaren düşen enerji miktarı artıyor? 21 Aralık mı? 21 Aralık'ta e, itibaren artmıyor. 21 Aralık'ta en yüksek. Dolayısıyla e, nereden itibaren yani 21 Aralık'ta Sey şehrinde yaz. İlkbahar'ın olduğu mevsimi düşünelim. E, Güney Yarımküre'de ilkbaharın yaşandığı e, mevsimde en şey birim yüzeye düşen enerji miktarı artmaya başlıyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. S şehrinde 21 Haziran'dan itibaren gündüzler uzamaya başlar. S şehrinde S şehrinde 21 Haziran'dan itibaren neden gündüzler uzamaya başlar? P şehrinde 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanacaktı. Bundan sonra ne yapacaktı? Yavaş yavaş gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacaktı. Dolayısıyla 21 Haziran'dan itibaren de S şehrinde gündüzler uzamaya başlayacak, geceler kısalmaya başlayacak. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda bir şehre ait son 30 yılın en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalamaları Gösteren grafik ve hava durumu değişimini gösteren tablo verilmiştir. Verilenlerden hareketle iklim ve hava olaylarının özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi grafikte son 30 yılın en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalamaları verilmiş. Son 30 yılın Ocak, Şubat, Mart yani 12 aya ait sıcaklık ortalamaları verilmiş. Bir şehre ait. Bir de e, yandaki tabloda bir şehre ait işte sabah 9, sonra saat 12, sonra saat 15, sonra saat 18. Yani 3 saat arayla hava olayları ve sıcaklıklar incelenmiş. Hava olayları işte parçalı bulutlu, işte gök gürültülü, güneşli, bulutlu şeklinde hava olayları. Sıcaklıklarda 20 derece Celsius. İşte 21 derece Celsius, 25 ve 17 diye değişmiş. Verilenlerden hareketli iklim ve hava olaylarının özelliklerinin hangileri ortaktır diyor. Şimdi sayısal değerler içermesi, evet. Hava olayları sayısal değerler içeriyor, sıcaklık olarak düşün, düşünelim. E, i̇klim de e, sayısal değerler e, içeriyor. Yine burada sıcaklık 35, 30, 25, 20 şeklinde verilmiş. Dolayısıyla bu ifade ortak. 2. verilerin kısa zamanda değişmesi, şimdi verilerin kısa zamanda değişmesi hava olayları için geçerli, iklim için geçerli değil. Dolayısıyla ortak olamaz. 3. Ee, ifademiz uzun bir süreyi kapsar. Ee, şimdi hava olayları saatlik yani bir günlük e, durumu ifade ediyor. Daha kısa süreli. Ee, Burada son 30 yılın yani iklime bakıyorum. son 30 yılın ortalaması alınmış. Dolayısıyla uzun süreli olan da iklim. dolayısıyla bu ifade de ikisi için ortak değil. Bize ortak olan ifadeyi ortak olan özelliği sorduğu için yalnız bir yani cevabımız Adana olmalı. Birim alana düşen ışık miktarına ışık yoğunluğu denir. Işık yoğunluğu pek çok konuda olduğu gibi sebze yetiştiriciliğinde de önemli bir kavramdır. Işık yoğunluğu fazla olduğunda sebzelerde güneş yanıkları oluşabilmektedir. Aşağıdaki görselde farklı bölgelerde yaşayan çiftçilerin konumları numaralandırılmıştır. Buna göre 21 Haziran'da hangi konumdaki çiftçinin sebzelerinde güneş yanığı oluşma olasılığı diğerlerinden daha fazladır? Şimdi ne zaman güneş yanığı oluyordu? Işık e, yoğunluğunun fazla olduğunda güneş yanıkları oluşabiliyordu. 21 Haziran tarihinde e, en yoğun nereye güneş ışığı geliyordu? Yengeç dönencesine. Dolayısıyla yengeç dönencesi üzerindeki çiftçinin sebzelerinde güneş yanığı oluşma ihtimali diğerlerinden daha fazladır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Öğrencilerin bilim projesi için tasarladıkları akıllı cam, evlerin içine giren güneş ışığını kontrol etmektedir. Güneş ışığının geliş açısına göre saydamlığını değiştirebilen bu cam, yaz mevsimlerinde ışık geçirgenliğini azaltırken kışın artırmaktadır. Aşağıda bu camın e, yıl boyunca saydamlığındaki değişimini gösteren grafik verilmiştir. Verilenlere göre K, L, M ve N günleri ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi grafiği incelediğimizde saydamlığın arttığı günler kış, azaldığı günler yaz olacaktı. Kıştan yaza şuraya e, yani ne yaz, L kış, M ilkbahar, o zaman K ya da. Sonbahar diyebiliriz. K, Kuzey Yarımkürede 30 Haziran sonbahar olduğuna göre Kuzey Yarımkürede 30 Haziran olamaz. L, Güney Yarımkürede 18 Ekim. Bakıyorum, e, neydi? E, pardon, Güney Yarımkürede 18 Ekim. L ne olması gerekiyordu? Kış olması gerekiyordu. Güney yarım kürede 18 Ekim ilkbahar olacağına göre bu ifade de yanlış. M. Kuzey yarım kürede 12 Mart diyor. M'ye bakıyorum. Kuzey yarım kürede ilkbahar olması gerekiyor. Yani ne olacak? 21 Mart tam olarak bu da değil. Dolayısıyla N'ye bakıyorum. Güney yarım kürede 5 Şubat Güney Yarımküre'de 5 Şubat'ta yaz mevsimi yaşandığına göre dolayısıyla bu ifademiz doğru. Cevabımız Denizli oluyor. Bir canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan DNA molekülü çevresel faktörler ve kimyasal maddelerin etkisiyle hasar görebilir. Aşağıda Farklı renkteki boncukların her birinin farklı organik bazları temsil ettiği hasarlı bir DNA modeli verilmiştir. Hasarın bir numaralı boncuktan kaynaklandığı bilinmektedir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. DNA modelinde iki adet kırmızı boncuk vardır. Şimdi şöyle e, modeli inceleyelim e, kırmızının karşısına yeşil gelmiş demek ki siyahın karşısına mavi gelecek hasarlı yani kırmızıya yeşil geldiğine göre siyahı ne gelmesi gerekiyor mavi e, burası mavi burası da siyah olsun burayla ilgili bir bilgimiz yorumumuz yok Çünkü burası hasarlı e, siyahın karşısına siyah da gelebilir burada Mavi de gelebilir, kırmızı da gelebilir, yeşil de gelebilir. Bununla ilgili burası bir numaralı hasarlı olduğu için burayla ilgili kesin yorum yapamıyorum. DNA modelinde iki adet kırmızı boncuk vardır diyor. Dolayısıyla bunu bununla ilgili kesin bir ifade kullanamam. Kesin değil. B. E, siyah boncuk guanin bazıysa bir numaralı boncuk sitozin bazıdır. Biz ne demiştik? Bir numaralı boncukla ilgili kesin bir ne yapamıyordum? E, ifade kullanamıyordum. Dolayısıyla bunun doğruluğunu hiç düşünmeden buna da direkt kesin değildir diyoruz. F ile gösterilen bölüm. F ile gösterilen bölüm burası yani. Hani mavi ile gösterilen dediğim. E, timin nükleotidi ise dolayısıyla M o zaman ne olacak? Timin bazı. O zaman siyahımız ne olacak? Aden'in ee, F ile gösterilen bölüm e, Timin nükleotidi ise 2 numaralı boncuk e, Aden'in bazıdır diyor. Siyahı o zaman ne demiş olduk? Aden'in dolayısıyla 2 numaralı boncuk da adenin bazıdır. Bu ifadeyi kesin buradan çıkartabiliyorum. D'ye bakalım. Kırmızı boncuk sitozin bazını temsil ediyorsa ee, şimdi kırmızı sitozin ise o zaman yeşil ne olacak? Guanin. Siyah boncuk adenin bazını temsil eder. Siyah, siyah e, sitozin ve guanin haricinde timini de temsil edebiliyor olabilir. E, adenini de temsil ediyor olabilir. Dolayısıyla burada da bir kesinlik yok. Bize zaten kesinlikle doğrudur e, diye sorduğuna göre cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıda kağıt parçaları, yıldız ve raptiyelerden oluşturulmuş bir DNA modeli verilmiştir. Modeli verilen DNA'nın kendini eşlemesi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi DNA modelimizi inceleyelim. Raptiyeler var, yıldızlar ve ee, kağıt parçaları var. E, gördüğümüz gibi buradaki raptiyeler e, fosfatlardır. Yıldızlarımızda da deoksiriboz şekerdir. Kağıt parçalarımız da organik bazlardır. 1. Eşleme tamamlandığında raptiye sayısı ile kağıt sayısı arasındaki eşitlik bozulmaz. Şimdi raptiye fosfatlı e, kağıtta organik e, bazdı. Her bir organik baza bir tane ne gerekiyordu? Organik bazamıza bir tane fosfat gerekiyordu. Dolayısıyla aralarındaki eşitlik bozulmaz. Bu ifademiz doğru. 2. Bir zincirdeki kağıt parçası sayısının iki katına ihtiyaç vardır. Şimdi bir zincir de diyor. Bir zincirde e, kaç tane organik baz varsa eşleme olacağı için e, diğer zincire de bir o kadar lazım dolayısıyla bir zincirde kaç tane e, kağıt parçası varsa eşleme tamamlandığında onun iki katına ihtiyaç duyuluyor doğru 3 var olan raptiye ve yıldızların iki katına ihtiyaç vardır şimdi var olan e, raptiye ve yıldızların iki katına değil var olan raptiye ve yıldızlar kadar e, e, raptiye ve Yıldız'a ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla iki katı değil. Bu ifademiz yanlış. Ee, doğru olan 1 ve 2. Yani cevabımız C seçeneği olacak.